Araç 2015 model Fiat Doblo. Müşterimiz Samsun Bafra'dan geldi. Müşterimizin şikayeti, araç boştayken direksiyonu sağa sola çevirdiğinde takır tukur ses geliyormuş. En çok da sola çevirdiğinde, harici olarak frene bastığında da bir cayırtı sesi varmış. Bakın. Ses bu. Balatamızın durumunu görüyorsunuz. Artık dibe gelmiş. Cızırtı sesi yapmasının sebebi de bu. Bitmeye yaklaştığı zaman uyarı veriyor. Bir cızırtı sesi yapıyor arkadaşlar. Memleketimin toprağına da kıymaz. Biz de Bafralıyız çünkü. Toprak kokuyor Bilal. Bilal'imi uğraştırıyor. Yoğun, toz toprak. Bazen bir civata diyorsun ama bir civata böyle uğraştırabiliyor. Evet, zalım amortisörümüz burada ama amortisörün bir suçu yok arkadaşlar. Yani zalım dediğime bakmayın. Amortisör bilyalı takozu bu. Bu döndükçe ne yapıyor? Katır kutur ses yapıyor. Birazdan sesi dinleteceğim size de. Malzememiz bu. Bu şekilde dönüyor. Bu da şapkası. Bilal ustamıza yakıştı mı? Bilal, sana bir soru. Şapkalı mı seviyorsun, şapkasız mı? Bunları, bazıları şapkasız geliyor ya. Şapkalı olsun. Şapkalı? Hayat mı şapkalı? Toz girmiyor ortasına. Şapka kurma gibi abi. Biliyorsun. Sadece toz mu peki? Başka sinek falan giremez mi? Su da girebilir oraya, paslatır. Su girerse sıkıntı işte. Evet, doğru söyledi biliyorsunuz. Biraz uğraştırıyor şu an ustaları. Aşırı tozdan, pislikten. Somun dönmüyor. Çok güzel. Malzeme bu. Bilal'in elinde malzeme. Bilal niye böyle? Bu salıyor daha aşağı. İster istemez. Evet, sesimizi çekelim tekrar. Ses bu. Takarken dikkat edin arkadaşlar. Biz sağ olan kutuyu açtık. Sağ çıkması gerekirken sol çıktı. Eskisi bu. Sağ diye bu çıktı ama farklı görüyorsunuz. Hmm. Bu nereye bakıyor? Bu Anya, bu Konya. Hemen geçtik, dedik ki hayır böyle bir şey olamaz. Kabul etmiyoruz. Solun kutusunu açtık. Ve gördüklerimize gerçekten inanamadık. Anya ile Anya. Aynen. Yani Konya. Yani buna dikkat edin. İşin esprisi ters takılabiliyor. Bizim de başımıza geldi birkaç kere. Şimdi montajı devam ediyor. Ön sağ taraf ile ilgili bir problemimiz kalmadı. Şimdi sol tarafa geçiyoruz. Arada açıp ıslatıp koklarsın. Dedim işte. Sıta tarafına. Oğlum aşağıya sormuş ya. Oğlum. Sesleri yıkıyor. O
Lan parmağıyla yapacak ya, her türlü ya. Sıra geldi balata sökme işlemine. Balatamızı sökmeden önce sensörünü çıkartıyoruz. Daha sonra 13 lokma ve havalı tabanca yardımı ile alt yuvatamızı gevşetiyoruz. Basit arkadaşlar bu balata değiştirme işlemi. Bakın. Balata çürümüş artık. Evet, balata çürümüş ve cızırtı yapmaya da başlamış. Bu çok bozuk. Kıtır kıtır kıtır. Duyuyor musun? Evet. Bakayım. Evet. Biliyorsunuz iyice gitmiş. Normalde burası greşli yağlı olur. Artık tozdan, sudan. Bundan ses yapar mı bu? Tabii. Sesi zaten en çok bu yapıyor. Sol. Sol yapıyor. Hasis. Döndürürüz. Getir. Getir hayatım. Getir. Somonlar nerede? Yukarıdaydı. Kaçayım mı? Getir. Bunlar çok daha sevmiştim. Orjinal mi? Evet. Tamam. Yeni balatalarımız. Sıra geldi alt takıma. Herhangi bir boşluk yok. Ne kadar kalsızsın? Şimdi lastikleri parçalanmış ama bir şey olmaz herhalde, değil mi? Güzel. Şuradan bakacağız. Hiçbir şey yok. Zehir otları zaten söktüydük. Zehir otları da zaten bir şey yok. Yok kardeşim. Tamam. 10 numaralı 5 tane yıldız. Motor kulağı kapuk. Kapuk mu? Sözdürmen kulağı. Sözdürmen kulağı kapuk. Ha ne bakayım göremedim. Görebilir miyim bu ben? Tarafa geçiyorsun. Biraz daha dibe bakarsan yırtık zaten. Yardıra bakmayı varmış. Ha evet. Şurası. Bu oynuyor zaten. Boş ver. Tamam. Değişmesi lazım. Şanzıman kulağımız değişecek. Arka baskı takmış. Ekso sağlam. Çatlaklara tutamıyor, bir şey yok. Bir süre daha götürür. Çok rahatsın.
Hiçbir şey yok. Tamam, o zaman şanzıman alt kulağı değişecek. Başka da bir şey gözükmüyor. On dokuzluk civata ve somuna sahip. Buralarda bayağı bir toprak olduğu için uğraştırdı. Yakından görelim. Araç sahibi siz de görebilirsiniz. Bak hem buraları kopuk. Görüyor musun abi? Buralar kopuk. Yeni şanzıman kulağımız geldi. Şanzıman kulağı arızalı olursa kalkışlarda ses yapar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracımızın işlemleri bitti. Hidroliklerimiz tamam, bir problem yok. Cam suyumuz eksik. Onu tamamlıyoruz. Yağını kontrol ediyoruz. Aracın yağını kontrol ettik. Daha 5000 kilometresi var. Artık Samsun'da değiştirir kendisi. Şu an aracın hiçbir problemi kalmadı. Araç sahibine teslim ediyoruz. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.